Merhaba arkadaşlar, bugün size CSGO'nun rank sistemini ve 5 adımda nasıl iyi bir oyuncu olursunuz, global olabilirsiniz, bunu anlatmaya çalışacağım. Hadi videoya geçelim, videoya geçmeden önce kanala abone değilseniz abone olursanız, videoyu da beğeni çakarsanız bu tip bilgilendirme videoların devamı gelecektir arkadaşlar. Hadi bir artı yüz like yapalım, iyi seyirler. Evet öncelikle CSGO rank sistemini bir anlatayım. CSGO rank sistemi arkadaşlar başka oyunlarda olduğu gibi puan alıp puan verme ne, ne zaman level atlayacaksınız ne zaman rank düşeceksiniz bunların belirli olmadığı bir şey. Ee, kısaca şöyle anlatayım CSGO rank sistemini size. CSGO rank sisteminde rank atlayabilmeniz için hızlı rank atlayabilmek için yapmanız gereken en önemli şey arkadaşlar maçlarda iyi oynamanız gerekiyor. Maçlarda sonuncu olursanız isterseniz ardarda 10 maç kazanın yine de rank atlama şansınız çok düşüktür. Maçlarda oynamanızı geliştirmeniz gerekiyor. 30 kill üstü alırsanız Edo sayınız Edo sayısını herkes biliyordur. Bunu alırsanız arkadaşlar ne kadar çok olursa ne kadar skorunuz fazla olursa o kadar hızlı rank atlarsınız. Bu birinci maddemiz. Evet ikinci madde olarak da ardarda arda maç kazanmanız gerekiyor. Ne kadar çok maç kazandığınız bu kadar etki yapmıyor ama ardarda arda maç kazanırsanız yani bir seriye bağlarsanız çok hızlı rank atlayabilirsiniz. Örnek veriyorum siz gidin toplamda 500-600 maç kazanın 500-600 maç sonunda atlayamayabilirsiniz. İstediğiniz yerde olmayabilirsiniz çünkü aralarda çok maç kaybetmiş olabilirsiniz. Ama ardarda ve sürekli bir şekilde 3 maç kazan 3 maç kazan 3 maç kazan gibi bir seri yakalarsanız bu seriyle birlikte çok hızlı bir şekilde rank atarsınız. Amaç seri maç atmak. Ee, ve arkadaşlar şöyle de bir olay var CS:GO'nun. CS:GO'da ne kadar uzun süre maç atmazsanız o kadar hızlı rank atlama gibi bir sistemi var CS:GO'nun. Yani şöyle söyleyeyim. Bugün bir tane maç attınız, maçı kazandınız. 2 hafta sonra bir maç daha atarsanız o maçı kazandığınızda rank atlayacaksınızdır arkadaşlar. Tamam böyle bir sistem var. Aynı şekilde şu şekilde de bir sistem var. Bugün mesela bir maç kaybettiniz. Hatta o ardarda 5 tane maç kaybettiniz. Bugün de bir tane maç kaybettiniz. 2 hafta sonra yine bir maç kaybedin düşmezsiniz arkadaşlar. Çünkü CSGO uzun bir süre geçtikten sonra arada sizi sıfırlamış gibi ka kabul ediyor. Yani sizi sıfır sayıyor. Ama tabi şunu da unutmayın. Uzun süre maç atmazsanız 3 hafta 4 hafta gibi bir süre maç atmazsanız rankınız silinecektir. Bunu unutmayın. Şimdi arkadaşlar. Evet gelelim Zurnanın zort dediği yere arkadaşlar. CSGO'da nasıl global olabilirsiniz? Nasıl hızlı rank atlarsınız? Onu anlatacağım arkadaşlar. Şimdi ilk maddemiz oyun arkadaşı bulmanız gerekiyor arkadaşlar. Oyun arkadaşı her şeydir bu oyunda. İyi bir oyun arkadaşı, iyi anlaştığınız birini bulmanız gerekiyor. 4 kişi olup 5. de siz olarak maça başlamanız gerekiyor. Oyun arkadaşını nasıl bulursunuz? Öncelikle arkadaşlar YouTube'da e, ünlü olan kişilerin, YouTube'da, twitch'te ünlü olan kişilerin büyük Discord'ları var. Onlara girebilirsiniz. Bizim de ufakça çaplı bir Discord'umuz var. Buraya girebilirsiniz. Şu anda da ekranda görüyorsunuz zaten Discord açıklama kısmında arkadaşlar Discord'a giriyorsunuz. Girdikten sonra sonra oyuncu arama kısmına geliyorsunuz buraya tıkladıktan sonra burada oyuncu aramak istediğinizi belirtiyorsunuz ee, size arkadaşları buluyorsunuz ve her hafta arkadaşlar ve her gün ya her gün 5 ve 5 maçlar atılıyor maç bekleme odasında 5 ve 5 maçlar atılıyor Siz de gelip Discord'da oyun oynayabilirsiniz amacınız CSGO'da lan kasmak ise ee, yapmanız gereken farklı bir olayda da Faceit. E.S.A gibi böyle farklı oyun platformları var. Buralara giriş yapıp kaydolun arkadaşlar. Tamamen güvenilir siteler. Bu sitelere kaydolduktan sonra açıklama kısmına zaten adreslerini koyarım. Kaydolduktan sonra buralarda kendinizi geliştirebilirsiniz. Buralarda oyun oynayın, kendinizi geliştirin. Ondan sonra amacınız C.S.G.O'dan kasmak olduğu için C.S.G.O'ya girin ve kendinizi geliştirmiş bir şekilde oynayın. Veya dediğim gibi Discordumuza girip 5v5 maçlarda oynayabilirsiniz. 5v5 maçlarda kendinizi geliştirebilirsiniz. Hadi diğer maddemize geçelim. Bu madde arkadaşlar ikinci maddemiz ve en zor maddelerden biri. Türk insanı için gerçekten zor hele Türk gençliği için arkadaşlar maçlarda kesinlikle sinirlenmemeniz gerekiyor. Tamam sinirlenebilirsiniz ama bunu karşınızdaki kişiye yansıtmamanız, takım arkadaşınıza yansıtmamanız gerek. Siz içinizde saklayın, içinizden sövün ve arkadaşlar küfür etmeyin. Küfür etmek kötü bir şeydir oyun içerisinde. Rakibin Rakibe etmeyin. Kendi takım arkadaşınıza etmeyin. Bunlar boş işlerdir. Yani sizi rapor ederler. adamların tilt olur. Morali bozulur. Bunları yapmayın. Küfür etmeyin arkadaşlar. Saygılı efendi bir oyuncu olun. Takım arkadaşınızın moralini bozmadan güzel bir maç geçinin. Emin olun. Sıradaki maddemize geçelim. Evet. Üçüncü maddemiz. Bu madde çok önemli. Bu maddeyi kullanarak çok 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 hızlı atlayabilirsiniz rankları. Arkadaşlar sistem şu. Sizin rankınız Nova 1 diyelim. Siz kendi rankınızdaki kişilerle veya kendi rankınızdan üstündeki kişilerle maç girerseniz çok hızlı rank atlayabilirsiniz. Örnek veriyorum. Nova 1'siniz. Nova 2'lerle Nova 3'lerle maç girmeye çalışın. Veya Keleş üçsünüzdür. Yani çift keleşsinizdir arkadaşlar. DMG'lerle maç girmeye çalışın. Süpremsinizdir. Globallerle maç girmeye çalışın arkadaşlar. Veya en düşük silversınızdır. Silver birsinizdir. Silver 2, Silver 3, işte Nova böyle girebildiğiniz en yüksek ranklarla maçlara girmeye çalışın arkadaşlar. Çünkü kendinizden düşük ranklarla maçlara girerseniz 10 maç kazansanız bile rank atlama ihtimaliniz çok 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 düşük. Ama kendinizden yüksek ranklarla maçlara girerseniz çok hızlı bir şekilde rank atlarsınız. Ama tabii ki şunu da unutmayın. Kendinizden yüksek ranklara girdiğiniz için maçlar biraz daha zorlu geçebilir. Hadi bakalım sıradaki maddemize geçelim. Evet. Dördüncü ve sıradaki maddemiz arkadaşlar biraz alışkanlıklarla ilgili bir şey. Arkadaşlar Dastiki haritasını bırakıyoruz. Dastiki haritası gerçekten e, size çok az e, rank atlatabilecek bir harita. Bunu unutmayın. Dastiki haritasını bırakın. Mirage oynayın, Çeyiç oynayın, başka haritalar oynayın. Arkadaşlar Dust2'yi kesinlikle bırakın. Ve ikinci olarak bölge isimlerini ve smoke taktiklerini öğrenmeniz gerekiyor. Bölge isimleri mesela e, Dust2'deki Short'u, Mirage'deki Short'u gibi yerleri bilmeniz gerekiyor. Ve smoke taktiklerini açın YouTube'dan e, hangi haritada çok oynuyorsanız o haritanın ismini yazın. Mirage smoke taktikleri yazın veya Dust2 smoke taktikleri yazın. Bu taktikleri öğrenin. Flash taktiklerini öğrenin. Bu taktiklere emin olun size ufak 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 öğrene öğrene çok büyük katkılar sağlayacaktır. Rank atlamanızda en önemli maddelerden biridir. Hadi sıradaki maddemize geçelim. Evet son maddemiz 5. maddemiz gerçekten kolay bir madde. Arkadaşlar bu maddemiz kendi eğiminizi geliştirmeniz gerekiyor. Biraz artık bilginiz oldu değil mi haritayla ilgili? Haritaları öğrendiniz diğer maddelerden. Artık biraz eğiminizi geliştirmeniz gerekiyor. Bunda nasıl yapacaksınız? Eğim mapleri var. Bu eğim maplerine giriş yapıp botlara vura 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 eğiminizi, refleksinizi geliştirmeniz gerekiyor. Bu şekilde de çok iyi bir oyuncu olma yolunda büyük bir adım atmış olacaksınız. Şimdi maça gireceksiniz, rekabetçi maç atacaksınız diyelim. Girmeden önce eğim mapine giriyorsunuz. 5-10 dakika eğiminizi böyle bir ısıtıyorsunuz ondan sonra maça girip herkesin aklını alıyorsunuz bu kadar basit. Evet arkadaşlar anlatacaklarım bu kadar İnşallah bu bilgiler size fayda sağlar inşallah yararlı olur size dediğim gibi bu kadar 5 tane ana madde saydım ama daha ekleyebileceğimiz çok fazla şey var siz dediğim gibi bu 5 maddeyi bu uygulamaya çalışın bu tip bilgilendirme videolarının devamı için kanala abone olup bildirimleri açarsanız ve videoya da beğeni çakarsanız çok sevinirim hadi bakalım global olma yolunda size büyük adımlar görüşürüz arkadaşlar bay bay.